şekil vereceğiz. Şöyle tutacağız. İki parmağımızın arasında şöyle çekebiliriz saçımıza. Güzel bir şekil verebiliriz. Yapısına. Nasıl? Şöyle pens kullanabiliriz burada. Sonrasında spreyimizle dondurabiliriz saçımızı. Buradan tekrardan saçımızı tarıyoruz yavaş bir şekilde, şurayı bozmadan. Şurada yine bir vak olayı oluşturuyoruz saçımızda. Sprey alayım. Şuradan şöyle çekiyoruz. Bir S oluşturuyoruz saçımızda. Şöyle bir S oluşturabiliriz. Bir pens daha alabilir miyim? Şöyle uzun pens kullanabiliriz burada. Sağdan soldan. Şunu yine burada bir masafiket alabilir miyim? Şuradan filkete eşliğinden şöyle tutturup dondurduktan sonra filketeleri çekebiliriz. Şunu tarıyoruz yine spreyle birlikte. Şunu şuradan içeri doğru alıyoruz saçınızı. Gözükmeyen yerde filkete nasıl saklayabiliriz zaten. Filketeleri gözükmemesi için saça bu şekilde vurmuyorum. Şöyle dikilin. Bu şekilde. Gözükmesin diye filketeler. Şurada kalan saçımızı da getiriyoruz. Ortada kalan saçımız var. Şöyle göstereyim. Şu kalan saçımızı da güzel bir şekilde getiriyoruz saçımızın içine. Şöyle zaten uç kısımlarına fön çektiğimiz için rahat bir şekilde saça istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yani bu şekilde geliyor zaten, kendisi dolanıyor. Yani bir sprey sıkmanız yeterli olacaktır. Şey alayım. Saçı ne tarafa tarıyorsak o tarafa doğru, spreyimizi o tarafa doğru püskürtüyoruz. Yani salonumuzda çalıştığımız zaman buraları dondurmak amacıyla Efruş Vigo kullanabiliriz. Spreyi sıktıktan sonra dondurmak amacıyla. Burada filketeleri bu şekilde dikine olduğu için saklayabiliriz. Şuradan da şöyle göstereyim. Şöyle gizli filketi vurabiliriz şuraya. Şöyle dikim yapar gibi. Şöyle de göstereyim. Şöyle filketeyi alıyoruz. Hani bir iğneyle dikiş yapar gibi. İçten kilitliyor saçımızı. Şunları rahat bir şekilde alabiliriz. Şu pens olan yerden yine aynı şekilde dikim yapar gibi. Bunu da tam tersine, yine aynı şekilde uçlarını kırmadan, hani
gelin saçını bozmak da isterse rahat bir şekilde hani açabilir saçını. Sıkıntı yaratmadan, bağırıp çağırmadan. Şuraya da tutabiliriz. Ama gerek yok. Yani aksesuar seçimi sizin göz zevkinize kalmış artık. Yani müşterine sizin. Bir spray alayım. Şuradan saçımızı kalan yerlerini tamamlıyoruz. Şuradan yine yukarıdan aşağıya doğru spreyimizi sıkıyoruz. Bir firkete daha alınmasın. Sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Saçınız burada. Bu şekilde. Hangisi abi? Hanım Bey, mankenimizden fotoğraf çekmek isteyen, modeli çekmek isteyen arkadaşlar çeksinler. Siz sahne fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Pardon, şey, pardon. Arkadaşlar. Yok, sahneye bir yer yok. Bir tane de şöyle Amin. Çıkartalım. Sadece. Sadece çekelim. Harun Bey. Önce böyle çekelim. Sahneyi uyarlarım. Burada daha ışık. Daha güzel. Bir de burası çok şey. Dar. Hoş geldiniz. Fotoğraf çekelim.